Merhaba Yılmaz abi, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, iyi yayınlar Begüm. Teşekkürler. Türkan Vakfı yakayı sizden koparamıyor bir türlü. Şimdi de bir haciz davası haberini kaleme aldınız Telebir.com.tr'de. Şimdi ayrıntılarıyla orada yazıyor. İzleyicilerimiz oradan da okuyabilir. Ama biz şu anda anlatmanızı rica edeceğiz. Nedir bu haciz davası Telebir izleyicileri için? Begüm, Türkan'la ilgili haberler gerçekten bir televizyon dizisi gibi. Her gün bir belge ortaya çıkıyor. Yani bunu uzun sürede konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü belgelerin ardı arkası kesilmiyor. Biliyorsunuz Türkan Vakfı, yani Türkan ABD, USA denilen vakıf, Ensar ve Türkiye vakıflarının birleşiminden oluşuyor. Amerika'da tamamen Amerikan yasaları içerisinde ayrı bir şirket gibi kuruldu. Önce Delaware eyaletinde, ki bu eyalet bir vergi cennetidir diyebiliriz Amerika içerisinde. Genellikle şirketlerin büyük bölümü burada, başlangıçta burada kurulur. Daha sonra başka eyaletlerde, başka kentlerde şubeleri de açılır. Türkiye'de gerçekten öyle oldu. Önce Delaware eyaletinde kayıt yaptırdı. Daha sonra New York, son olarak da Pennsylvania eyaletinde, ki ben bunu pek de anlamış değilim, orada bir ofis açtılar. Dolayısıyla Türkan'la ilgili haberler dediğim gibi devam edecek. Biliyorsunuz Türkan Vakfı'nın en çok konuşulan, ki dünyanın en pahalı kentlerinden New York'un Manhattan bölgesinde bir yurt adı altında bir gökdelen yaptırıyor. Bu gökdelenle ilgili haberler sadece bizde değil, buradaki emlakla ilgili haber bültenlerinde, sitelerinde, yani başka haber sitelerinde de Amerikan sürekli yer alıyor. Çünkü çok büyük rakamlar ve bu rakamlarda burada gerçekten konuşuluyor. Şimdi bu vakfın bu Manhattan bölgesindeki gökdeleni inşaatı sürekli zaten gündemde, biz de telebir olarak tutuyoruz. İlk kez de bizim ekranlarımızda bu açıklandı. Şimdi bu vakıf daha bu bina, affedersin, inşaat 2018 yılında temeli atıldıktan sonra bir Amerikan inşaat firmasıyla anlaşma yaptı. Bu firmanın ismi CNY Residential denilen bir firma. Bununla başladılar inşaata ve bu inşaat devam ederken, tabii bu arada ki rakamlar çok önemli, 30 milyon 200 bin dolarlık bir ödeme yapılması gerekiyor şu ana kadar. Fakat bunun Türkan Vakfı bu şirkete 5 milyon 307 bin 310 doları, hatta senti de var, 22 sentini ödememiş. Bu da tabii şirket tarafından, inşaat şirketi tarafından New York mahkemesine haciz davası açılıyor ve bu dava hala devam ediyor. Nasıl sonuçlanacak bilemiyoruz ama Yani tabii ki bu binayı yaptıran şirkete Türken parayı eksik ödemiş. Ödemesi gereken 30 milyonluk paranın 5 milyon küsuratını ödemiş. evet, yani küsurat dediğim Tabii tabii çok önemli, evet. Doğru. 307 bin dolar, Doğru. dolayısıyla bu çok büyük bir rakam. 5 milyon 307 bin 310 dolar 22 sent. Doğru söyledim mi? 22. Evet, doğru, çok haklısın. Tabii şimdi bu önemli bir dava. Çünkü bu dava, eğer ki kazanırlarsa, ki bu haciz davası, ki kazanacaklar gibi görünüyor, bunu bilemiyoruz ama tabii bu para yine Türk milletinin sırtından çıkacak, cebinden çıkacak Begüm. Çok önemli. Yani Türkan Vakfı'na paralar gökten inmiyor, atılmıyor. Bunlar hep biliyorsunuz ki bu daha önce de belgelendi. Türkiye'den bağış adı altında Amerika'ya gönderilen, Türkan Vakfı'na gönderilen paralar.
Dolayısıyla bu yine milletimizin, vatandaşların cebinden çıkmış evet. olacak. Şimdi aradaki 25 çerçevede... milyon dolar değil mi? Aradaki 25 milyon dolar yaklaşık. Onlar ödenmiş. Yani dava dosyalarına ki bu dosyaları bende var. Yani dava dosyalarına baktığınız zaman bu bölüm ödenmemiş. Tabii bu haciz davasını hukukçular, Amerikan şirketinin davasını açan hukukçular bunu birçok yasal dayanaklara da var. Şöyle ki Amerikan yasalarına göre işçi hakları, malzemeler, emek bunların hepsi davada çok çok sayfalı. Yani onlarca sayfa var. Bir sürü rakam var. Yani bunları bir hukukçunun oturup incelemesi gerekiyor. Ama haber değeri olarak bu anlattığım şeyler sanıyorum kamuoyunu en azından tatmin edecektir evet. yani bizim haberimiz. özür dilerim sözünüzü kestim ama arkadaşlar Tele1.com.tr'de Yılmaz abinin yazısının altında bu CNY şirketinin neydi tam CNY Residential şirketinin evet. Bu Türkan binasına ilişkin reklam görselleri var. Yani onu da kullanabilir miyiz lütfen? Hemen biraz yazının altına elinizde görülecek. Buyurun Yılmaz abi, sizin de şu şeyi de konuşmak isterim. Hani Yurtar Özcan'ın dün paylaştığı belgeler, yeni belgeler vardı. Bilmiyorum o konuda baktınız mı o belgeleri? Onun haberi de var arkadaşlar. O habere gireriz olmazsa. Bu başlıkta söz etmek istediğiniz başka bir ayrıntı var mıdır Yılmaz abi? Bu Türkan Vakfı'nın haciz davasına ilişkin. Haciz davası devam ediyor. Biz de takip edeceğiz. Ama dediğim gibi şu anda ilk kez Tele1 yayınlıyor bu haberi. Sanıyorum Amerikan basınına da önümüzdeki günlerde mutlaka düşecektir. Çok büyük bir dava. Çünkü çok tanınan, bilinen bir inşaat şirketi. Geldi. Yani belki, şirketin reklam reklamı da geldi bu arada. Türkan Vakfı'nın evet, bitmiş hali. Evet, çok enteresan. Bunların hepsinin sitesinden kaldırdı şirket ki başlangıçta çok büyük reklamlarla aylarca, yıllarca tutuluyordu bu. Ama şu anda şirket CNY Residential şirketi, inşaat şirketi bunu kaldırdı. Neden kaldırmış olabilir? Tabii artık mahkemelik oldular Begüm. Yani biz bu işle ilgili değiliz diye. Fakat tabii bundan sonra Türken yoluna hangi şirketle devam edecek bunu bilmiyoruz. Bunu da araştırıyorum. Başka inşaat şirketi de. Yani şu anda tabii ki yarım kalmış bir inşaat görünümünde. Aklıma şu geldi şimdi. Acaba buradaki bildiğimiz müteahhit isimlerin oraya girişimi söz konusu olabilir mi? Hani bilindik olabilir. Çok kamudan ihale alan böyle bir 4-5 şirket olduğunu biliyoruz Yılmaz abi. Belki hani oraya da uzanabilir mi diye düşündüm açıkçası. Uzanabilir çünkü bu bahsettiğiniz şirketlerin Amerika'da da ofisleri var. Bir tanesini biliyorum Maryland eyaletinde. Hatta şu anda söylemeyeyim ismini. Hakkında da bir dava var. Dolayısıyla evet bir dava var. Bunu daha önce yayınlamıştık ama mahkeme kararıyla bunu yayından kaldırdılar. Dolayısıyla ama ileriki günlerde mutlaka bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Şimdi tabii ki CHP ile ilgili yayınlanan son Suudi Arabistan'dan 35 milyon dolar kredi aldığına ilişkin habere gelince. Onun kısa bir VTR'si var Yılmaz abi. İstersen izleyicilerimiz de hani bilmeyenler için bir onu paylaşalım dilerseniz. Kısa bir VTR'si tamam. var arkadaşlar. Onu girebilir misiniz lütfen? Dünden, Türken, yeni belge diye. Hazırsa bana bildirirseniz sevinirim arkadaşlar. Peki. Kılıçdaroğlu'nun belgelerini paylaştığı ve Amerika'da kurulan Türken Vakfı'nın Türkiye ve Ensar üzerinden para transferi iddiaları biliyorsunuz Yılmaz Polat imzalı pek çok haber gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu gündeme getirmesiyle tüm Türkiye tarafından
gündem oldu aslında. Şimdi yeni belgeler paylaşıldı. Dün Yurter Özcan paylaştı. Haberi bir izleyelim. Yılmaz abiden dinleyeceğimiz daha çok şey olacaktır bu yeni belgelere ilişkin. Belgeler elimizde. Para akışlarının hepsi elimizde. Bir vakıf kurduruyorlar. Amerika'da. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kaçış planının anatomisi diyerek adını verdiği ABD'de kurulan Türken Vakfı. Bu sefer yeni belgelerle gündemde. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan, Türken Vakfı'na yönelik yeni belgeler paylaştı ve yeni sorular sordu. Senelerdir sorularımıza cevap vermeyen yetkililere bugün de yeni sorularımız var dedi Yurter Özcan. Suudi Arabistan'daki İslam Kalkınma Bankası'ndan Haziran 2020'de niçin 35 milyon dolar borç aldınız diye sordu. Paylaştığı belge ise konut kredisi belgesi. Türken Vakfı ile Suudi Arabistan İslam Bankası arasında imzalanmış kredi anlaşması tam 35 milyon dolarlık. Kredi anlaşmasına imza ise Türken Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Behram Turan tarafından atılmış. Behram Turan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem hemşehrisi hem de arkadaşı. Bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar. CHP lideri Ensar ve Türgev üzerinden 1 milyar lira transfer edildiğini belirtmişti Türken Vakfı'na. Şimdi ise Suudi Arabistan'la yapılan kredi anlaşmasında 35 milyon dolar alındığı iddia ediliyor. CHP ABD temsilcisi ise New York'taki Gökdelen'in nakit yapıldığını belirtip soruyor. Peki o zaman bu para niçin kullanılacak? Taksitler için Türkiye'nin kaynakları mı heba edilecek? Bir Türgev, bir Ensar. Bir Türgev, bir Ensar. Durmuyorlar. Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde. Sevgili halkım, 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın kaçış planı olarak duyurduğu video sonrasında gözler para transferi yapıldığını iddia ettiği Ensar ve Türgev vakıflarına çevrilmişti. Ensar'cığım, Türgev'ciğim, bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi? Kılıçdaroğlu, ABD'de kurulan Türken Vakfı'na bu iki vakıf üzerinden para transferi yapıldığını belirtmiş, kaçış planı nitelemesi yapmıştı. Gelelim Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara. Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Bu arada Türken Vakfı'nın mal varlığına ilişkin bilgiler 2014 ve 2020 yıllarına ait. Yani son iki senede ne kadar daha bağış toplandığı bilinmiyor. Evet, Türken Vakfı Amerika Birleşik Devletleri'nde haciz davaları bir yandan açılırken bir yandan iş Suudi Arabistan'a gitmiş. Suudi Arabistan'a uzamış Yılmaz abi. Kredi alınmış oradan. Ne diyorsunuz bu son belgelere ilişkin? Begüm, gazetecilikte biliyorsunuz bir haber atlatma diye bir durum vardır. Ama maalesef ben artık CHP ile yarışmaya başladım. yani rakip kalmadı. Çünkü sürekli burada zaten yandaş basın çok geniş bir şekilde çalışıyor. Ama rakip olarak görmüyorum. Ve rakibim artık CHP oldu, Yurter Özcan oldu. Dolayısıyla ben bu haberleri tabii birbirimizden burun farkıyla kaçırıyoruz diyebilirim. Evet. Ama Yurter Özcan da her yayında, izliyorum, takip ediyorum, her yayında Yılmaz Polat'ın işaret ettiği yoldan ilerleyerek bu bilgilere ulaştık diye sizi, isminizi geçiriyor. Ben de bunu belirteyim. Sağ olsun, biliyorum zaten sürekli diyalogumuz da var ama çok haklı tabii Yurter. İlk kez biz bulduk ama Yurter de gayet çalışkan bir gazeteci edasıyla diyeyim. Evet. Bütün bu belgeleri açığa çıkarıyor. Evet. Bundan sonra da anladığım kadarıyla CHP ile yarışmaya devam edeceğim, evet, gibi. Evet.